Evet, tam sizin bahsettiğiniz üzere ben de haberi paylaştım. İki futbolcunun da maaşları iyileştirecek. Takım içi o huzur açısından bu iyileştirmeler de önemli. Ya önemli de yine 18 falan diyorlar. Şimdi Türk parası bak 18 milyon şu anda 600 bin euro falan yapıyor. Şimdi Abubakar alıyor 3 milyon 100 bin euro. De alsın helal olsun. Ya sen bunları da ver. 1 milyon euro ver yani. Şimdi bak Salih 40 demiş. Aferin çocuğa. Ben olsam daha fazla isterim de. 40, 40 dediğin ne ya? 1 milyon ne kadar işte? Yani 1 milyon 200. 200 neyse. Yani olmaz arkadaş. Ver ya, sen de ona 1,5 senin ver ya. Senin stoper var. Kaç paradır hocam? Hangisi? İdik'te var ya stoper, senin çok beğenmediğin. Montero 800 bin euro alıyormuş. Benim bildiğim, bilmiyorum yalan doğru ama 800 bin euro garanti para 5 senelik. Ya sen şimdi buna 800 bin euro veriyorsun. Cenk Tosun'a veriyorsun şu andaki parayla 600 bin euro. O da Türk parası 18 milyon. Sene sonunda kaç para olacak? İşte artıyor ekonomik durumlar, şunlar bunlar. Aklımız ermiyor onlar ama. E bu olacak iş mi ya? Salih'in aldığı paraya bak 8,5 milyon. Bizim Suade'den ev alamaz biliyor musun? Ya arkadaş ya nasıl bunu iyileştirmeyi düşünüyor? E düşünüyor o zaman. Planlanıyor hocam yani, yapılacak nasıl, bu. Ne planlanırsa arkada gelirsin. Yapılacak, görüşülecek. Ne planlaması ya? Bunun planlaması mı var? Vereceksin parayı, bitecek. Ya bu kadar basit ya. Bunun ne planlaması ya? Bu, ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben yatıyorum ya, huzursuz olurum arkadaş. Bak bizim şey doktorumuz vardı. Abidin Kayserlioğlu ne derdi biliyor musun? Strese girdiğin zaman heyecana böbrek üstü bezi adrenalin salgılıyor. Bu adrenalin var ya, karaciğerdeki enerjiyi alıp kana veriyor devamlı bak. Hiç maç oynamıyorsun. Diyor ki bir gecede maç oynamanın, bir maçın 3/4 kadar enerji kaybedebilirsin diyor. Bak 4/3 kadar. Giriyorsun sahaya. Ya adam sinirden var ya, bu sinirli adamlar çok zayıf olur ya dedi. Demek ki devamlı enerji, karaciğerden enerjiyi alıyor, kana veriyor. Hiç boşu boşuna. Hiçbir şey yok. Ya arkadaş sen bunları ne, bu yani sinirlerini ne bozuyorsun adamların yani? Ver kardeşim neyi ya, bunları 4 milyon şey euroyu nasıl verdin şeye, Onana'ya ya? 5,5 milyon hani dersin. Bir de şu an Onana çok soru işareti. Ya soru işareti neyse, benim için soru işareti değil artık. Ya bu Beşiktaş'ın aradığı bir şey değil. Yani Hacı'dan da iyi değil, Salih'ten de iyi değil, Getson'dan da iyi değil. Ondan bir tık daha iyisini alacağız diyordu Şenol. Kimin şeyine acaba fikrine şey yaptı da aldı bu adamı, neyse. Hadi onu vazgeçtim. Sen şimdi 5,5 milyon euro veriyorsun, 2 milyon almış şey. Ben onu 1,5 tane ödüyordum. 5,5, 6, 7,5 milyon Raşitse'ye veriyorsun. Paramız yok diyorsun ya. Ya bu şeyler var ya, yani bu futbolcular var ya, sinirden var ya yerinde duramaz ya. Bak her ne diyorum her sana? Takımda var hocam biraz şey ya. Mesela Raşitse'nin Sasha Boy kaç para oynuyor mesela? Onda da bir iyileştirme söz konusu. Bir senedir söz konusu. Çocuk oynuyor ama ya. Bir çok senedir. Düşük maaş değil mi? Ben maaşını söyleyeyim size. Tamam gider. Seneye bu gider bedavadan 450 gider. 450 bin euro. İyi mi şimdi yani, adaletli mi? Şeye veriyorsun işte, 3 milyon euro. Ama bak şimdi Kerem geldiği zaman 700 bin TL, 800 bin TL gelmişti. Şu anda 27 milyon TL alıyor. Bak 800 bin TL'lerde 23 zam gördü. Sasha Boy'a geçen sezon biter bitmez söz verildi, yapılmamıştı. Mutlaka yapılacaktır. Şimdi Cenk'le Salih'e de yapılacak. Ya yani yapılmadan olmaz. Yani bu kadar zor bir şey değil bunlar. Bak ya işte şimdi, Galatasaray'da da yapılmıştı yine Kerem'e. Yani Kerem'e 3 kere yapıldı. Bak 800 evet. Bin ya TL'ye gelmişti. Ya 5 bin lira, 5 milyon alıyordu ya. Ha şu anda Kerem'e yeter mi dersen, diğer takımlara baksana. 27 milyon TL 1 milyon euro yapmıyor baktığın evet. Zaman. Türk belki parası. Yine bir sözleşmede yani düzeltme yapılacaktır. Dediğin gibi artık eskisi gibi o rakamlar yüksek gözüküyor ama bir daire alamıyorlar senin oradan dediğin gibi. Eskiden o paralara 2-3 daire alıyordu. Arabalar da şey. Ya aynı şekilde. Bir marka ya arabalar bunu, 10 milyon, şimdi, 12 milyon falan hepsinin ya. Hepsinin bir zamanı vardır. Ya mutlaka şu anda oturacaktır Cenk. Ya, Kusun'la, ya Salih'le. Nasıl bir zamanı var? Şimdi bunlara veriyorsun hemen 5,5, 2'de 7,5 veriyorsun. Ona 4 veriyorsun. Kendine bilmiyorum ne kadar onalar alıyor. E bunlara verirken hemen tık 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 yapıyorsun. Bunlara ya nedir, ne planlaması ya bu, ben anlamadım ya. Ama arada Salih'le çok ciddi bir fark var yani. 40 milyon. 1 milyon 200 hakkı, yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bak Salih, bak bu çocuk, ya ben bunu eleştirdiğim de oldu. Yani eksiklerini söylediğim de oldu, eleştirdim dedim. Şu anda 10 numara oynuyor. Ya yani milli takımda da bana göre direkt oynaması lazım. Bak A milli takımda. Çünkü savunmaya çok güzel geliyor. İleri git. Ya müthiş oynuyor ya. Allah nazardan saklasın çocuğu. Ya benim babamın şöyle olur değil. Şöyle düşünceler var. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi başarısızlığın geleceğini anladı. Suçu federasyon hakemlere atmanın peşindeler.
Şenol Hoca da son maçta takımı yaktı değişikliklerle gibi bir yorum yapmış Cevat Batu. Şimdi Beşiktaş'ta bir seçim çağrısı da yapılıyor bir yandan. Evet. İstifa çağrısı. Benim söylediğim o işte bak. Şenol Hoca mutsuz, yönetim mutsuz. Futbolculardan mutsuz olanlar var. Taraftar zaten mutsuz. Böyle bir ortamda çok daha fazla gidemezsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Başarısız olmaz bu takım ya. Başarılı yani, hocam. Şimdi Şenol Hoca son maç saçmalamasa böyle başarılı ol, yani başarısız olmaz Beşiktaş. Ya bakma o niye hocam, yaptı ama öyle bilmiyorum. Hocam, bakın Şenol Hoca da yani kimyası bozuldu demek ki. Tamam mı? Yani böyle bir şeyler hiç yapmaz. Yani hocam ben şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a transferler yapıyor. Beşiktaş'ın şu andaki elindeki kadroyla Galatasaray ve Fenerbahçe en büyük rakiplerinin kadrolarına baktığın zaman Şenol Hoca demiyor mu ya ben şimdi bunlarla maç oynayacağım, rekabete bak. Kalışık olmadı. Ya kötü bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Abu Bakar'ı sen ya bana mı atıyorsun ya? Sor bakın Beşiktaş'ta Icardi mi ya bu Abu Bakar mı? Kulübesi yoktu. Birkaç tane yeni kulübe yeni yani, hocam biraz daha olmaya başladı. Şu anda bence üç büyüklerde de yani çok iyi golcüler var. Icardi'yi çok başka bir yere yine de koymamız lazım. Yani ama Beşiktaş'ta da iki tane var. Evet. Yani bir Cenk Tosun var, bir de Abu Bakar var. Yani iki golcü var ekstra olarak. Şimdi Galatasaray'da şeyi Icardi'ye çıkar, ikinci bana böyle bir golcü bulamazsın. Bak Abu, evet. Şey Muleka da gol atıyor. Gezal gelirse öyle olacak şimdi, gelirse. Şeyi aldılar, o bir tane Repiç'i aldılar. Arkasından Raşit'sa var. Yani var da var. Bir sürü. Ama bak şimdi bak iki tane stoperi ben stoper alsınlar diyordum. Stoper. Ama bir şey söyleyeyim alacaklar. Mi? İkisi de çok iyi oynadı. Edo Kole'nin oyuna girişleri var ya. Müthiş paslar attı ya. Ben pek o kadar onu beğenmiyordum. Beğenmiyordun. Beğendin ama mi? Ama vallahi ikisini de. Hoca ama Beşiktaş'ın stoperlerini çabuk beğeniyor bak. Yok ya sen de yani ne beğeniyor? İyi oynarlarsa beğeniyorum ya, oynamazlarsa beğenmiyorum. Yani hocaya stoper beğenmek zordur ama Beşiktaş'ın geçen sene kulübesi zayıf olduğu için hoca hep şunu söyledi. En az 10 maçta hiç 5 oyuncu değişikliği yapamadı. Kulübe çok zayıftı. Baktığın zaman oyuncu hamle değiştirici oyuncusu. Yine şimdi de yok. Şimdi nasıl yok hocam? Şimdi orta saha yine yok. Yine forvet. Rebic, Raşika'yı alıyorsun. Forvet orta saha diyorum sana. 3 taneden 4'üncü tamam. Yok ya. Beşiktaş'a dünya yıldızı lazım ya. Yazmış Engin Bey. Dünya yıldızı var zaten. Beşiktaş'a dünya yıldızı değil. Beşiktaş'a şu anda huzur lazım. Bak, çok net söylüyorum. Üzerine basarak söylüyorum. Beşiktaş'ta bir huzursuzluk var. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. Yönetimde de var huzur. Hocam bak tekrar söylüyorum. Yönetim, takım, teknik, taraftar, camia genel olarak yani futbolcuda yok. Da var. İşte onu söylüyorum. Ya sen Salih'le şimdi Cenk Tosun'la Salih sen şimdi şu anda ne bekliyorsun? Bir bak Murat Güloğlu sana diyor ki bence Şenol Güneş saçmalamadı. Takımın en çok koşanı Redson, o bile dakika 70'ten sonra döküldü. Oyuncularda koşacak hal yok gibiydi. Güvenç Kurtar, hocam katılır mı bana? Hayır, tabii. Ya tek başına kalırsa öbür kim oynadı yanında? Getson'un, söylesin bakayım bana. Hacı Ahmet'i de çıkarttı, Salih'i de çıkarttı. Getson tek başına. Ne yapacak yani orta sahada? Olur mu? Bu tabii arada Cenk yani. Peki tamam hazır olmadı işim hocam. Mesela 10 dakika falan atabilir miydi? Cenk'i mi? Ya işte diyorum ki yenileri görmek istedi herhalde. Yani rehinlerin çemberlerini görmek istedi. Adam hakikaten birkaç tane hareket yaptı. Belli ki klas bir adam. Yani tamam mı? Yani zaten. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları sevk edildi. Onu söyleyelim. Yeni mi bu? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi. Bu hafta Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası hakem, kulüp yöneticileri ve başkanlarının açıklamalarıyla böyle birazcık yeşil sahadan çok daha farklı bir noktaya geldi. Kaçta açıklandı acaba? Ona bakıyorum şimdi. Ben Galatasaray'ın Trabzonspor maçı sonrası da Dursun Özbek'in açıklamaları çok sertti. Yani o açıklamaları tabii çok tartışacak. Bu hafta maçlar ertelendi değil mi? Evet, şimdi onunla ilgili haberimiz var. Onu da getirelim ekrana. Tekrar bir Avrupa'ya dönmek istiyorum çünkü. Zaten Avrupa'da rakiplerimizin maçları ertelenmişti. Bizden de bekleniyordu, bizim federasyonumuzdan da. O resmi açıklamada bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Şimdi rakiplerimiz geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? Onunla ilgili bir haberimiz var. Ona bir bakalım. Sonrasında konuşacağız.